zaten Fahriye Altın Kaynak. Evet. Önce dikim ve moda evinin sahibiyim. Vallahi ben çocukluk hayalim aslında benim mesleğim. Evde işlerime başladım. Fakat evde olmuyordu. Herkes çoluğunca çocuğuyla geliyor. Ben evde çalışma imkanım olmuyordu. Evde olmayacağını anladım. Ama ve lakin başka bir çarem de yoktu. Sonra bir gün çok acil bir ihtiyacım oldu. Eşimden para istedim, rica ettim. Eşim de param yok dedi. Çalışıyorken param vardı ve istediğimi alabiliyordum. Ve eşimin öyle demesi beni çok üzdü. Ben oturdum, düşündüm ve karar verdim. Ben bir iş yeri açmaya karar verdim. Hemen araştırmaya başladım. Hemen iş yerimin arka tarafındaki iş alanının içinde bir dükkan kiraladım. Ve hiçbir şeyim yoktu. Ne üzerine? Dikiş üzerine, giyim üzerine, sıfır dikim üzerine. Bir iş yeri kiraladım ama hiçbir şeyim yoktu. Sadece küçücük bir ev makinem vardı. Herkes dedi ki bana, sen başaramazsın, yapamazsın. Senin de bir bayan yapamaz. Ben de dedim ki neden? Ben de yapabilirim, ben de başarabilirim. Evimdeki makinamı iş yerime getirdim. Ve broşürler bastırdım. Bütün konfeksiyonları dolaştım. Kart vizit bastırdım ve kart vizitlerimi konfeksiyonlara verdim. Dedim ki yapılacak tamirat, tadilat işlemlerinize ben talibim. Evdeki bütün kumaşlarımı getirdim, raflarıma yerleştirdim, dükkanımı badana yaptım. Eşim şiddetle karşı çıktı. İlk başta o karşı çıktı. Yapamazsın dedi, uğraşamazsın dedi. Sen dedi, evinde otur dedi, yemeğini yap dedi. Ama ben kararlıydım. Çok zoruma giden bir kelime kullanmıştı bana. Hayat müşterekse eğer, her şeyimiz müşterekti. Benim ihtiyacımı eğer ben çalışmıyorsam, almakla mükelleftir kendisi. Bunu bana, eğer ki almıyorsa ben de bir şeyler yapmak ihtiyacı hissettim. Kimseye muhtaç olmak istemedim. O kadar zor ki birilerine muhtaç olmak. Azmettim. Ve yavaş yavaş müşterilerim gelmeye başladı. Sonra evet eşimden ayrıldım. Benim işlerim yoğunlaştı. Ben ufak detaylarda gizlidir işin püf noktası. Elimden geldiği kadar helalinden olsun diye gecenin bir yarlarına kadar çalışmaya başladım. Çok yoğunlaştı işlerim. 3 çocuğum var. 8 torunum var. Ellerinizden öper. Oğullarım üniversiteyi bitirdi. Oğlum meslek sahibi şu anda. Diğer oğlum da meslek sahibi. Kızımı daha çok yalnız olaraktan okuttum. Üniversiteyi bitirdi. O da şu anda özel bir sektörde, iyi bir kurumda. Ve çok şükür 8 torunumla çok mutluyum ve hala işimi yapıyorum. Bir kadın üretken olmalı. Karınca gibi olmalı bir kadın. Üretmeli. İlla ki de iş yeri açması gerekmiyor ama velakin evde üretsin. Tarlada üretsin. Fabrikada üretsin. Başka iş yerinde üretsin ama velakin üretsin. Hiçbir kadın kimseye muhtaç olmamalı. Dimdik ayakta tek başına. Önce Allah sonra kendi ayakta durmalı.